siz de benim gibi biriyseniz, ki umarım değilsinizdir, neden böyle değil de şöyle olamıyorum diye merak ediyorsunuzdur. Şöyle değil de böyle olsam daha mı fazla arkadaşım olurdu? Belki daha popüler biri olabilirdim ve daha kabul edilebilir biri. Adım Sabrina, bir cadıyım. 3 aşağı 5 yukarı işte. Bazen ne olduğumu ben de bilmiyorum. Sanırım konu bununla ilgili. Temel olarak bilmemekle ilgili ve öğrenmekle. İşte her şey burada başlıyor. Hepiniz çok hoşsunuz. Partiye katılın. Biraz punch için. Hadi. Nerede bu? Neden gelmedi? Sevgili minik Sabrina'mız 13 yaşına girdi. Pekala. 14'üne girmeden hediyeleri açabilecek miyiz acaba? Gelecek. Hayatım, sabırlı ol. İşte biraz pasta al. Salem? Kalorilere dikkat ediyorum. Tabii bu tür kaloriler sayılmaz. Belki gelmeyecek. Belki beni tanıyorlardır. Ne olduğumu biliyorlardır. Ya da ne olmadığım. Saçma. Her cadı 13'üne girdiğinde mutlaka bunu alır. Ama ben her cadı gibi değilim. Ben farklıyım. Ben... Sen özelsin Sabrina. Bunu hiç unutma. Geldi. Sabrina Superman mı? Benim. İmzalayın lütfen. Geldi. Merhaba Sabrina. Ben Enchantra. Cadılar Kraliçesi. Salem. O bir hologram. Bizi göremez. Biraz saygı göster. Bunun gibi mi? On üçüncü doğum gününü kutlamaya ve cadılığa hoş geldin demeye geldim. Ve şu tüy torbasına ben kuyruğumu koparmadan önce biraz saygılı olmasını söyler misin lütfen? Hemen. Değneğin hazır. Onu akıllıca kullan evladım. Küçük Sabrina'mız. Benim sihirli değneğim. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Sabrina hayatım, bir cadı büyüyü akıllıca kullanır. Evet. Peki, tamam. İşte başlıyoruz. Tabii. Kediyle alay edin bakalım. Ho 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 ho. Hepinize güle güle. İyi geceler Yustis amca. Düşünsene, pazartesi cadı akademisi başlıyor. Bizim kadar seveceğinden eminim. Seninle gurur duyuyoruz hayatım. Aha, evet öyle tabii, çok hoş. Ama bu çok fazla kırmızı değil mi? Ver onu bana. Ne yapıyorsunuz? Anılara bakıyorduk. Zelda Spellman, 1643 yılının en başarılı öğrencisi. Hilda Spellman, 1644 yılının en havai öğrencisi. Müdürü hatırlıyor musun? Bayan Heck. Bizi nasıl severdi? Ve neden sevmesin ki? Biz muhteşemdik. Beni unutmayın. Büyülü tılsımı kazanan kişi. Bana büyük büyük Sarman Van Forst tarafından bilgelik ve cesaretim için verilmişti bu. Ya öyledir Salem. Ve Sabrina, senin de aile geleneğini sürdüreceğine inanıyoruz. Hey Sabrina, ne düşündüğünü biliyorum sanırım.
Akademide dikkati çekebilecek miyim? Boy ölçüşebilecek miyim? Baskıya dayanabilecek miyim? Düşündüğüm bu değil. Değil mi? Peki buna ne dersin? İşte 13'üme bastım. Akademiye gidiyorum. Peki ne giyeceğim? Hayır, bu da değil. Değil mi? Peki nedir? Öğrenirlerse ne olacak? Olmam gerektiği gibi bir cadı değilim. Yıldıza bak. Sadece yarısı var. Uçamadığımı gördükleri anda anlayacaklar. Oh, Hilda, kampüse bak. Her zamanki gibi harika. Öğrenmek için mükemmel bir atmosfer. Hilda, Hilda, Hilda. İşte Bayan Stinch. Ve Bayan Bechet ve Bayan Rick. Pek fena sayılmaz değil mi? Herkes oldukça hoş gibi ha? Merhaba. Merhaba. Bu ayakkabılar buraya uygun mu? Hey, bu çirkin zorbadaki. Affedersiniz. Valda! Lan bu ne güzellik. Bayan Hag, hiç değişmemişsiniz. Bizi hatırlıyor musunuz? Hilda ve Zelda. 1643'ün en göze çarpan öğrencisi. Ve 44. Evet, hatırlıyorum. 43 ve 44'ün tek öğrencileriydiniz, öyle değil mi? Evet, bizleriz. Bu da yeğenimiz. Sabrina Spellman. Yeni en göze çarpan öğrenciniz. Merhaba. Sabrina, ha? Halalarına hiç benzemiyorsun, öyle değil mi? Hayır, sende farklı bir şeyler var kesinlikle. Ben... Şuraya bakın. Bu da kim? Queen. İzninizle. Bayan Hick harika biri, değil mi? Sen Porsche olmalısın. Aramızda olman büyük bir şeref. Öyle olduğundan eminim. Affedersin. Bize hemen söyle. Elbiseleri nereden aldın? Özel yapım elbette. Vay. Asla onun gibi olamam. O öyle mükemmel ki. Öyle popüler, öyle kendinde ve öyle... Öyle. Aa, minik yeğenimiz. Cadı Akademisi'nde. Çok çalış, bizi gururlandır. Hoşça kal Salim. Sakın unutma. Sen de diğerleri kadar iyisin. Hatta daha iyisin. Ne yapıyorsun? Baş parmağımı kaldırıyorum. Tabii baş parmağım olsaydı. Hey, beni bekleyin. Karnım acıktı. Günaydın cadıcıklar. Günaydın Bayan Hag. İlk günümüz şerefine özel bir ziyaretçimiz var. Hepiniz elbette çok iyi cadıcıklarsınız. Hepiniz yetenekli ve beceriklisiniz. Yıllardır cadılık becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Ama hala öğrenecek çok şeyiniz var. İşte bu yüzden canlarım buradasınız. Gelecek haftalarda cadılığın 3 prensibini öğreneceksiniz. Bir cadı büyüyü akıllıca kullanır. Bir cadı arkadaşına sadıktır. Ve bir cadı kendine karşı dürüsttür. İşte bilgelik ağacında böyle yazılıdır. Ne? Bilgelik ağacında. Bütün gerçek ve bilgenin doğduğu cadılar diyarında. Ne kadar tuhaf değil mi?
Bunlar akademide öğreneceklerinizin sadece birkaçı. En başarılı olanınıza ödül olarak altın değnek verilecek. Oo, bu da çok havalı. Acaba kim olacak onu? Evet, Borsa tabii ki. Altın değneği her zaman benim ailem almıştır. Ayrıca saçıma da çok yakışacak. Ama bazılarınız başaramayacak. Bazılarınız ayak uyduramayacak. Bazılarınız gerçek cadı olamayacak. Sanırım kim olduğunuzu biliyorsunuz. Çünkü ben biliyorum. Ayaklarına dikkat et. Ne? Salim. Burada ne arıyorsun? Seni gördüğüme çok sevindim. Bunu göstermek için çok garip bir yol. Tüylerime dikkat etmeni kaç defa söyleyeceğim. Dur. Hey, bekle, düzeltme. Memnun değilim. Seni gördüğüme sevinmedim. Senin burada olmaman gerekiyordu. Seni Cadı Akademisi gibi havalı bir yere yalnız göndermemi beklemiyordun, değil mi? İtiraf etmeliyim. Kendimi biraz yalnız hissetmeye başlamıştım aslında. Evet, evet, evet. Bir soru. Benim resmim nerede? Sakın yapma. Onu bana ver. Bunu özellikle yaptım. Bunu hemen temizle. Başımı belaya sokamayacaksın. Ve sakın dilini kullanma. Duvarımda sahaya istemiyorum. Ve çabuk ol Salem. Yarın sabah ilk ders var ve ben dinlenmiş ve hazır olmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Oh, oh, oh. Şimdi Porsche, mavi kuşlar. Sabrina? İyi bir fikir, yanlıştır. Yeniden deneyeyim. Hayır. Hey, çabuk yok et şunları. Tanrım. Bana bir fırsat daha verin. Yapabilirim, göreceksiniz. Pekala hayatım. Ama bu sefer bir kuş yapmayı dene. Ha? bu çok değişikti Sabrina. Çok değişik. Salim, söz vermiştin. Kedilerin beslenmesi gerekli. Üzgünüm. Gıcık tuttu da. Zil zamanında çaldı neyse ki. Enerji büyüsü, bilgelik büyüsü, transmogrifasyon büyüsü. Ne büyüsü? Telaffuz bile edemiyorum. Sabrina, cesaret büyüsü. Quantum ignignito. Lanet olsun. Nicole. Quanto indignatius determina meritorium indinque honorarius. Çok iyi kızım. Ne gösterişçi. Transmigration. Bir cismin bir yerden diğerine iletilmesi. Bakalım. Porsche göster. Yukarı ve ileri. Aa.
İlginç hayatım. Doğal olarak. Britney, tam daire. Hey, ben... daha başlangıç. Çok üzgünüm Sabrina. Bu benim için çok utanç vericiydi. Üzülme. Fısıldaşmamı duyuyorum Sabrina. Yukarı, ileri ve daire. İşte başarısızlık. Bunun sorunu ne? Hey, ben biliyorum. Belki de olması gerektiği kadar cadı değildir. Şunu unutmayalım. Burası bir cadı akademisi. Hepimiz öğrenmeye geldik. Endişelenme, ikimiz de başaracağız. Sağ ol Britney. Burada kal. Yoksa hemen seni alması için Zelda'yı çağırırım, tamam mı? Evet, tabii öyle. Okul nasıl? Ya müdür? Göründüğü kadar kötü mü? O güzel saçlı da kim? Hayır, eksik kalsın. Biliyor musun Salem? Bu hiç kolay değil. İşleri daha da zorlaştırmanı istemiyorum, tamam mı? Sabrina, sen büyü yaptın. Öyle mi? Yaptın mı? Yaptım. Minik bebeğim sonunda büyü yaptı. Gitmem lazım. Kültür sınıfına geç kalmak istemem. Bu odadan sakın çıkma. Anlaşıldı mı? Tabii. İhtiyacın olursa ben buradayım. Açlıktan ölmemişsem. Dilenciler seçici olamaz. Merhaba. Merhaba. Sabrina, buraya gel. Kim? Ben mi? Hadi. Hagmund und Magbord Heilden Tamarind. Diğer bileşenler nedir Nicole? Kitap kurdu kesin bilir. Bir tutam noodle biteyim. Yılan yumurtası, susamıyor. Ve? Böcek bacağı. Ne dedin? Böcek bacağı demedin değil mi? Bluzdan daha iyi bir seçim yapabilirdin hayatım. Akademide herkes harika görünmelidir. Harika. Öylesine bir tahminde bulunacağım. Sabrina! Orada öyle durma. Bir şey yap. Değneğini kullan. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çok iyi. Sabrina. Kendim de yapabilirdim. Ben sadece... Senin yardımına ihtiyacım yok. Ne kadar tuhaf değil mi? Hiç yararı yok. Genç bayanlar. Şu anda cadının ilk prensibini öğreniyorsunuz. Büyü her zaman akıllıca kullanılmalıdır. İlerleyen yıllarda diğer prensipleri de öğreneceksiniz. Bir cadı arkadaşına sadıktır. Bir cadı kendine karşı dürüst.
Bütün bunları öğrendiğinizde tam bir cadı oldunuz demektir. Hey! Nereye attın ha? Baksana! Evi çok özledim. Zelda'yı ve Hilda'yı. Burası çok zor. Sadece dersler değil, kızlar da. Arkadaş olmaya çalışmıyor değilim, çalışıyorum. Ama ne kadar çabalarsam bu onlar gibi olmadığımdan. Ben yalnızca yarım bir... Evet, yarım bir... Sabrina, diğer kızlar konusu seni sahiden bu kadar endişelendiriyor mu? Çok mu önem veriyorsun? Bilmem. Belki, pek değil. Sabrina! Britney! Seni görecek. Ne düşünür ölüm? Çabuk saklan, hadi. Sabrina? Doldurulmuş kedi. Eski ve sıcacık. Çocukluğundan beri sende olmalı. Evet, dikkatli olmalısın. Parçalanmak üzere. Ne haber? Seni Porsche'nin odasına çağırmaya geldim. Pijama partisi veriyoruz. Gelmek ister misin? Ben mi? Emin misin? Elbette eminim. Evet, tamam. Çok isterim. Onların yaşındayken ben böyle değildim. Tabii 400 yıl önce işler çok farklıydı. Sabrina, girsene. Sabrina, yukarı gel de saçını öreyim. Evet, saçımı yeni yıkadım. Şu anda onunla oynayamam. Yukarı gelsene. Şuna da bakın. Yarım cadı gibi yerlerde dolaşıyor. Biraz tutulmuşum da hepsi bu. O süpürge kazası yüzünden işte. Evet, çok komikti. Evet, hem de nasıl. Ben yumuşak bir yere oturacağım. Bizimle konuşmak istemiyor musun? Yoksa sen yabani misin? Evet, hem hiç de arkadaşça değil. Onda yapmacık bir şeyler olduğu kesin. Saçlarını yapalım. Sabrina. Şuna bakın. Bölüm 13. Aşk iksirleri. Vay, şuna bakın. Bir peri masalı nasıl gerçekleştirilir? Nicole için bundan biraz hazırlayalım mı? Ne dersiniz? Onu bir baloda bir prensle dans ederken düşünebiliyor musunuz? Ya da doğmuş bir harikalar diyarı prensesi olarak. Ya da deniz kızı gibi. Denizde yüzerken. Tam cadı güçlerine sahip olmak için iksirler. Garibanların ihtiyacı olan bir şey. Ya evet. Evet, evet. Güzel, güzel. Tam cadı güçlerine sahip olmak için iksir. Bir damla kelebek rüyası, sabah çiği, iki damla. Bir şeyler ters gidiyor. Civa lazım. Formülü bir arada tutmak için. Civa. Şimdi oldu. Güzel, güzel. Sağ ol Nicole. Bir sonraki sayfada cevaplar hep var. Sabrina, çabuk ol. Yemeğe geç kalacağız. Bugün örümcek sote var. Tamam. Hadi gidelim. Nicole'un seninle konuşmaya kalktığına inanamıyorum.
Çok mu tuhaftı yoksa? Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence o bir yarım cadı. Olamaz. Bu okulda mı? Hayır hayır, imkansız. Hayır, olamaz. Bu hiç mümkün değil. Sanki doğal olarak bilmiyormuş gibi sürekli okuyor. Bahse varım, eline bakarsanız yarım yıldız görürsünüz. Hem de bizim sınıfta mı? Düşünebiliyor musunuz? Bir yarım cadı. Evet. Sabrina? Ha? Sabrina, geliyor musun? Geliyorum. Evet, geliyorum. Girin. Merhaba. Nicole, seninle konuşmam lazım. Hey, tamam. Benimle ilgili bir şey işte. Sorun benim. Sen yarım cadısın. Kimse duymaz. Holdeki son oda benim. Hem zaten ne önemi var? Ben de bir yarım cadıyım. Daha kötü şeyler de var. Hayır, yok. Eğer kızlar öğrenirse... söylemeyeceğine söz ver. Bunun için mi geldin? Ağzımı kapalı tutmam için mi? Merak etme. Arkadaşlığınızı tehlikeye sokmam. Sağ ol Nicole. Sen bir tanesin. Onları neden bu kadar önemsediğini anlamıyorum. Onlar benim dostum. Bilseler beni asla kabul etmezler. Biliyor musun Nicole? Sen de onlarla arkadaş olabilirsin. Hiç sanmıyorum. Tabii, çok eğlenceliler. İhtiyacın olan biraz düzeltme. Öyle mi dersin? Bunu iyi biliyorum. Evet, biliyorum. Davranışlara çalışmalıyız. Ha? Bilirsin işte, havalı davranmak. Biraz burnu büyük. Bunun gibi. Merhaba. Saçımı geriye atmam gerekmiyor, değil mi? Bir dene. Selam. Neredeyse oldu. Ama biraz daha. Merhaba. Selam. Selam, ne haber? Bravo. Sanırım becerecek. Ben de itiraz ettim. Bir gecede hem ödevimi hem de saçımı yapmama imkan yok. Merhaba kızlar. Selam. Nicole ile ben biraz zaplama çalıştık da. Yukarı ve aşağı. Gidip o ağaçta oturmaya ne dersiniz? Hadi. Sana bu kötü bir fikir demiştim. Soru nedir? Uçabiliyorsun, değil mi? Hayır, yani evet. Yani ben... Elbette uçabilirsin. Tabii yarım cadı değilsen. Ha? Vay vay vay. Nicole yarım bir cadı. Nicole yarım bir cadı. Nicole yarım bir cadı. Nicole yarım bir cadı.
Evet Bayan Stinch. Nicole hakkında. Ne olmuş ona? O bir yarım cadı. Biliyorum. Bu bir sorun mu? Şey, korkarım ki diğer kızlar da öğrendiler ve nasıl olduklarını bilirsiniz. Sabahın üçünde mi? Bilmem, sanırım doğal bir şey. Ona acı çektiriyorlar. Bu doğru değil. Ve hepsi benim suçum. Onu aramıza sokmaya kalkmasaydım öğrenemezlerdi. Kendi başına mutluydu. Ve ben ne yapacağımı veya nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Bir soru. Kimden bahsediyoruz? Nicole'den. Ah, tabii tabii doğru. Ah, vah vah vah. Çok yazık, çok yazık. Ah, tabii. Şimdi yatabilir miyiz? Salem, yardımcı olmuyorsun. Ben ne anlarım? Ben kediyim. Bilgelik ağacı değil. Yapabileceğim bir şey olmalı. Elimden gelen... ne dedin sen? Vah vah vah. Yazık yazık. Çok kötü. Ah. Şimdi yatabilir miyim? Sağ ol. Hey! Yardımcı olduğuma sevindim. Her ne yaptıysam. Gerçekten içtenlikle özür dilerim. Bunlara rağmen sen benim sırrımı korudun. Onurlu birisin. Ayrıca bak, işleri nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Daha önce de işleri düzeltmeye çalışmıştın. Bu sefer bilgelik ağacına gideceğiz. Ne? Ben bile o kadar deli değilim. Bütün sorunlarımız yarımca dolmamızdan kaynaklanıyor. Bizi tam yapmanın bir yolu olmalı. Ve bilgelik ağacı yanıtı biliyor olmalı. Ama cadılar diyarına gitmek yasak. Bu gece ışıklar söndükten sonra gizlice kaçacağız. Kimse gittiğimizi anlamayacak. Ama biz yarım cadıyız. Yani yarım da ölümlüyüz. Ölümlülerin de diyar ekmesi yasak. Nicole, bu her şeyi düzeltecek. Bunu biliyorum. Öyle mi? Sahi mi? Biliyorum. Bunu birlikte başarabiliriz. Tamam mı? Dost muyuz? Tamam. Dostuz. Daha önce bunlardan hiç olmamıştı. Bunlar da ne? Bir dost. Peki, bu yasak yere nasıl gideceğiz? Şey, işte bu ufak bir sorun. Evet. Bir kitapta gördüğümden eminim. Bu değil. Bu değil. Buna ne dersin? İşte bu. İşte cadılar diyarına gidiş yolu. Oh, yapma. Oradan değil, buradan. İşte kapı. Oraya kadar gidebilirsek girebileceğimizi biliyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Ama buradan oraya nasıl gideceğiz? Şunu deneyebiliriz. Bak, diyara geçiş için söylenen büyü. Nutatitas grandes um. Geldik mi? Başka neresi olabilir ki? Evet, burası. Geç.
olmadan içeri nasıl gireceğiz? Kazan teslimatı. Başardık. Girdik. Ve beneklendik. O kazanlarda ne vardı? Kimin umurunda? İçeri girdik ya, öyle değil mi? Evet. Ama neredeyiz? Haydi gelin! Büyük üzülürüm! Sadece bugün! Yıldırımı sürün ve hemen kırışıklıklarınız olsun! Hayır, almayayım. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Sevecen, şefkatli ve dost canlısı. Ben... Bunu düzeltebilirim. O kadar çabuk değil canım. Kalpsizlik kavanozu. Sırf senin için. Seni bencil, acımasız ve ilgisiz yapacak. Sağ olun ama... Hayır, teşekkürler. Leziz elmalarım var. Sarı ve kırmızı. Üzgünüm. Son yediğim elma bana iyi gelmedi. Hadi gidelim. İksir sarayı kesin kaybedeceğim. Birleşin, hepiniz birleşin. Hiç böyle bir yere gelmiş miydin? Böyle bir yer yok ki. Boykot, 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 boykot. Her yerde olabilir. Bak. Hey, biri var mı? Merhaba. Affedersiniz, bilgelik ağacı mı? Birisi var mı? Sanırım yanlış ağaçla konuşuyoruz. Ormanda bulmamız da çok zor. Ah, bir şey mi arıyorsunuz canlarım? Bilgelik ağacını. Nasıl gideceğimizi biliyor musunuz? Büyülü bir kapı sizi orada götürür. Birini denemek ister misiniz? Ama hangisi? Bunu kendiniz keşfedeceksiniz. Kaybedecek neyimiz var? Ben de bundan korkuyorum. Yanlış kapı mı? Yanlış kapı. Bu çok güzel. Ama buradan nasıl çıkacağız? Ucuz atlattık. Pekala ufaklık. Aa!
ucuz atlattık. Başkasını denemek ister misin? Sen seç. Evet. Ne vardı? Gördüğünüz gibi oldukça meşgulüm. Evet, ben... Affedersiniz, ben gideyim. Sadece iki kızın kayıp olduğunu bildirmek istemiştim. Hepsi bu. Ne? Çok meşgulsünüz. Ben sonra gelirim. Ne dediniz? Ne dediniz? Yatak kontrolü yapıyordum. İkisi kayıptı. Yani kızların. Birisine tüylü bir şey vardı. Ve horluyor gibiydi. Ne? Nasıl? Şu şekilde. O değil. Kızlar. Neredeler? Onlar gitmiş. Nasıl? Kim? Biri Sabrina ve Nicole galiba. Nereye gittiler? Bunu buldum. Bu sayfası açıktı. Bir harita. Oraya gittiler. Cadılar diyarı. Bildin kardeşim. Ama Sabrina, Nicole, onlar daha öğrenci. Evet, kesinlikle öyleler. Cadılar diyarında başlarına neler geleceğini kim bilebilir? Bana telefonu getir, hem de hemen. Çok hoş. Hayır. Biraz daha sola. Hayır. Diğer solunuza. Çevren beceriksizlerle kal. Ne var? Telefon. Sen sus. Hafta sonunda sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok üzgünüm majesteleri. Sadede gel Bayan Hack. Komik bir şey. Çok güleceksiniz. Anlaşılan öğrencilerimizden ikisi... Ne yapmışlar? Akademiden ayrılıp cadılar diyarına gitmişler. Ne? İyi karşıladı. Kaybetmiş ha, yaşlı salak. Bir çift 13 yaşında iki yarım cadıyı bile kontrol edemiyor. Cık. Bu çocuklar bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar mı acaba? Evet, güvenli değil efendim. Yarı eğitilmiş çocukların diyarda olmaları hiç güvenli değil. Evet. Bu arada güvenlikten bahsetmiş. Susun, düşüncelerimi duyamıyorum. Evet, tabii ki. Ben de aynı sorunu yaşıyorum efendim. Buraya gelin sizi sersemler.
O taşı da bırakın hemen. Büyülü kapılardan geçmişler. Çok normal. Hemen elinizdeki işi bırakın ve çabuk onları oradan çıkarın. Sonra da bana getirin. Çok isterdik. İşe yaramazlar. Gidin! Onları bir saat içinde istiyorum. Ve kırdığınız saçın yerine yenisini bulun. Tamam mı? Nicole, prenslerle dans etmeye itirazım yok ama sence ağacı aramamız gerekmiyor mu? Araya girebilir miyiz? Etrafta yarı cadılar görmediniz değil mi? Sizin boyunuzda, sizin yaşınızda. Hey, üzgünüm, gece yarısı kurbağaya dönüşme zamanı. Bu son kapıydı. Bilgelik ağacını bulamadık. Bulmamız lazım. Kahvaltıya dönmüş olmalıyız. Bir şey görüyor musun? Bir sürü ağaç. Ama hiçbiri Bilge görünmüyor. Neydi bu? Sadece bir baykuş. Korkulacak bir şey yok. Peki bu? Sadece bir karga. Korkulacak bir şey değil. Peki bu? Bu korkulacak bir şey sanırım. Evet. Güvendeyiz. Gerçekten mi? Sence gerçekten güvende miyiz? Çünkü bana kalırsa galiba yanılıyoruz. Sabrina. Biliyorum. Buraya gelmek benim fikrimdi ama pek iyi bir fikir olmayabilir. Sabrina. Orada kalıp sorunlarımızla yüzleşmeliydik. Çünkü bizi buraya getirmekle başımdan büyük bir işe kalkıştım galiba. Evet. Bunu kabul etmek zorundayım. Bataklık. Bir büyü yapıp kendimizi buradan kurtarmak zorundayız. Ne büyüsü Sabrina? Ne yapacağız? Sarmaşık. Konsantre ol. Birlikte yapalım. Bize doğru gel. Başardık! İnanamıyorum. Kurtulduk. Güvendeyiz. Evet. Keşke bir banyo yapabilseydik. Bir dahaki sefere daha açıklayacağım. Hadi. O ağacı bulmalıyız. Keşke bir işaret falan olsaydı. Bilgelik ağacı. 150 metre. Ne bekliyoruz? Gidelim. Bilgelik ağacı tam karşıda. Neredeyse vardı. Kalk! Kuralları unutmayın. Yabancı yok. Salaklar yok. Ölümlü yok. İlişkimiz karşılıklı. Ağacın bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Hadi hadi, bütün gün oyalanamayız. Sıradaki isim. Sabrina Spellman. Nicole Candler. Sabrina Spellman. Salem'in Sabrina'sı. Evet. Hey Flavius, kuyruğunu buraya getir.
Bak, Salem'in hizmetçisi. Hizmetçi mi? Evet, bize senden çok bahsetti. Her istediğinde yemeğini getirip her emrini gerçekleştiriyormuşsun. Bunları anlattı öyle mi? Sıradaki. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kalk. Dileğinizi söyleyin. Merhaba. Selam. Çabuk olun, tamam mı? Şu pirelerin kaşıntısı beni öldürecek. Nasıl da kaşınıyor. Bir lokma kaşıyarak yardımcı olur musunuz? Sanırım tamam. Burayı mı? Bu çok güzel. Çok güzel. Sağ ol. Peki sizin için ne yapabilirim bizler? Durum şöyle. Aslında biz... Ben arkadaşım. Söyleyin artık, hadi. Birkaç arkadaşımız var diyelim. Tamam. Ufak bir sorunu olan arkadaşlar. Evet. Ve diyelim ki yarım cadılar. Yarım cadılar. Cadılıktan anlıyorlar mı? Elbette. Anlamalılar. Yardan sağ çıkmak istiyorlarsa tabii. Etmeliyiz. Hem de çabuk. Hemen orada durun. Peki efendim. Buraya geri gelin. Yarım cadıların kim olduklarını biliyorum. Biliyor musunuz? Yarım cadılar sizsiniz. Evet. Onlar. Sadece 3,5 canım kaldı. Onları burada harcayamam. Benim sadece 2 tane var. Anlaması zor değil. Yarım cadı olmanın neresi kötü? Yarım kayın olan bir kuzenim var. Öyle mi? Bir tane de yarım meşe. Sahi mi? İtiraflara başlamışken ben kendim de yarı güvercinim ama... Merak ediyorduk da acaba siz... Acaba bizi tam yapabilir misiniz? Kalk! Bundan emin misiniz? Evet. Artık yarım olmak istemiyor musunuz? Evet, doğru. Siz iki yarım tam mı olmak istiyorsunuz? Kesinlikle. Pekala. Eminseniz eminsinizdir. Biraz geri çekilin. Polyamant imediyiz. Nonsum yumeverliyiz. Bir zamanlar yarım olan tam olsun. Sen tam bir cadı olurken o ölümlü oldu ve biliyorsun ki ölümlüler cadılar diyarında yaşayamaz. Onu geri getir, onu düzelt, lütfen. Değiştirme yok, iade yok, bütün büyüler nihaidir. Neden bize söylemediniz, neden bizi durdurmadınız? Gerçek bilgelik öğretilemez, ancak kazanılır. Onu kendim geri getiririm, artık tam bir cadıyım. Bundan daha fazla büyü gerek. Bir bilgelik büyüsünü ancak büyülü bir tılsım bozabilir. Büyülü tılsım mı? Ama bunu nereden? Salem! İşte orada! Hayır!
dayım. Yok ol. Salak. Gözlük. Duydun mu? Minik bayan yarım cadı kirişi kırmış. Sanırım baskıya dayanamadı. Ah, zavallı şey. Neyse, zaten burada kabul edilmesi de imkansızdı. Kabul edilemeyecek tek kişi sensin, Porsche. Gerçekten çok korktum. Peki buna ne dersin? Hey! Ya da buna? Ya da buna? İndir beni! İndir beni! Peki. Olamaz! Hey, sakin ol Porsche. Bunun nesi var? Karşılık veremiyor mu? Bilmem. Belki de düşündüğü kadar cadı değildir. Salem. Nicole taşa dönüştü. Ve sırf benim yüzümden. Sabrina. Nedenini biliyor musun? Sabrina. Çünkü bütün önem verdiğim o korkunç kızların ne düşüneceğiydi Salem. Benden hoşlanmalarını istiyordum. Sabrina. Beni kabul etmelerini. Sabrina. Sana söylemeye çalışıyorum. Bunu biliyorum. Öyle mi? Neden söylemedin? Spike ve Fladius anlattı. Dediler ki tılsım... Onu kurtarabilir. Salem, teşekkür ederim. Bunun anlamını bilemezsin. Bütün bunlar benim suçumdu ve... Pekala, buna yine başlamayalım. Yola koyulmamız gerek. Affedersiniz. Üzgünüm, geceleri kapalıyız. Yarın sabah ilk iş buraya gel. Buraya dilek için gelmedim. Ben... Nedimir! Ben... Onu götürdüler. Kim? Nicole'i kim götürdü? Ve nereye? Kurtar onu hayatım. Enchantra'nın kalesi. O halde oraya gidiyoruz. Bence vazgeçelim. Her zaman yeni bir arkadaş bulabilirsin. Salem. Dalga geçiyordum. Tanrım, kale de kale ama ha. Bunu duydun mu? Hayal görmeye başladım. Üzgünüm. Yarasalara karşı alerjim var. Düşün. Nasıl gireceğiz? Bir yolu olmalı. Kimse girip çıkmıyor. Şu şeyler dışında. Şu yarasalar. İşte bu. Nedir o? Artık tam bir cadıyım. Bizi dönüştüreceğim. Şey olmadın. Yaratayım. Affedersin. Bunun bir kedi için ne utanç verici olduğunu biliyor musun sen? Bir deneme daha. Yapabileceğimden eminim. Unut bunu. Ben gidiyorum. Ya bizi paramparça edersen? Salem, Nicole'u kurtarmak için bunu yapmalıyım. Lütfen. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Yap. O kadar şey olabilecekken... Neden yarasa olmak zorundaydık ki? İşte havalandık. Ola
yerinden git. Ben alarmı çalacağım. Son defasında sen çalmıştın, benim sıram. Değil. Öyle. Değil. Öyle. 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 Değil. Aa, burada da değiller, hadi. Oğul, dur biraz. Burada saklandıklarına iddiaya varım. Hep zırhlara saklanırlar. İyi fikir. Biliyor musun? Bunun parasını ödemek zorundasın. Ben mi? Senin fikrin de bu. Değildi. Öyleydi. Değildi. Öyleydi. Öyle miydi? Öyleydi. Gördün mü? Sana çok açık olur demiştim. Ama bir sorun var. Tırtıllara alerjim var. Pişim. Hadi. Şuna bak. Sıçan gibi kafana kısıldık. Kendi adına konuş. Anneciğim. Hey bak. Craven yapıştı. Aferin sana. Teşekkür ederim. Yoldan. Çekil hadi. Bu hep senin suçun. Değil. Öyle. Değil. Olamaz. Nicole. İşte orada. Onları gördüm. Önce ben gördüm. Tılsım. Salem, tılsıma ihtiyacım var. Durun. Lütfen işe yarasın. İşe yaramadı. Bir daha Spike'la iş yaparsam iki olsun. Bu nesneye 20 papel ödedim ve hiç işe yaramadı. Hiç, hem de hiç. Onu satın mı aldın? İyi ki tedbirli davranmıştım. Karşılıksız çek yazmıştım ben de ona. Sahte mi yani? Hepsi mi? Ödül olması, büyük büyük sarman... Hepsi yalan mıydı? Şimdi sen böyle deyince... Ben ne yaptım? Çok üzgünüm. Çok... Nicole, sen sahip olduğum en iyi dosttun ama seni kaybettim. Çünkü tam bir cadı olmak istiyordum. Kabul edilmek istiyordum. Ben güçleri istemiyorum. Bir cadı olmak istemiyorum. Kendimi taşa çevireceğim. Sabrina! Sabrina! Başka bir yolu daha. Nicole. Çok garip bir şeydi. Sabrina? Nicole. Geri döndün. Sensin Nicole. Yıldızın, hala yerim. Seninki de. Harika değil mi? Neler oldu? Her tarafım berbat tutulmuş. Uzun hikaye. Taşa dönmüştüm ve düzeldin. Enchantra büyüyü tersine çevirdim. Ama nasıl? Neden? Neden mi? Çünkü çok değerli bir şey öğrendim.
bazı cadıların asla öğrenemedikleri bir şey. Cadıların üç prensi beni öğrendi. Bir cadı büyüyü akıllıca kullanır. Bir cadı arkadaşlarına sadıktır. Ve bir cadı kendisine karşı dürüsttür. Doğrusu buradaki kızların bazıları bunu hiç anlayamıyor. Bunu gerçekten içlerinde anlayamıyorlar. Ama sen başardın. Genç dostlarım, sizde sırf büyüden çok daha kuvvetli bir şey var. Öyle mi? Ne gibi? Sonsuza kadar sürülebilecek bir dostluk. Ve cadı olsun olmasın, herkesin sahip olmak isteyeceği bir şey bu. Sonsuza dek dostuz. Ne diyebilirim ki? Ben çok duygusal bir kediyim. Olamaz. Bir an olsun başarabileceğimizi düşünmüş müyüm? Aklıma bile gelmedi. Öyle gururlandım ki ağlayabilirim. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Bir cadının tüm özelliklerine sahip olma ödülü altın değnek Sabrina'nın. Doğru mu duydun? Söylediği benim adım değil miydi? Otur yerine Porsche. Ha? Hadi gitsene. Aferin benim kızıma, bravo. Teşekkür ederim efendim. Söylemek istediğim, bazılarımız sınıf arkadaşlarımızdan birine çok kötü davrandık. Onu kabullenmeyi reddettik. Çünkü yarım cadıydı. Ama bunda utanılacak bir şey yok. Bunu iyi biliyorum. Çünkü... ben de yarım cadıyım ve bundan gurur duyuyorum. Bir cadı ve bir ölümlü olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bu yüzden bunu benim kadar hak eden biriyle paylaşmak istiyorum. Nicole Candler. Ne? O tanrım. Ne oldu? Sabrina, Sabrina, Sabrina. Muhteşemsin. Sen muhteşemsin, bir tanesin. Evet. Evet. İşte böyle. Bu kadar. Kim olduğumu ve olmadığımı böyle öğrendim işte. Benim için böyle oldu. Belki sizin için de benzer şekilde olur. Tabii bana benziyorsanız, ki umarım benzemiyorsunuzdur.